Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi. Buyurunuz Sayın Hamza Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. AK Parti grup önerisi bugünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun çalışma programını düzenliyor. Bu çerçevede bir takım tekliflerin görüşülmesini öne alıyor. Baktım, daha çok uluslararası anlaşmaların öne alınması söz konusu. Buradan hem AK Parti grubuna hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar, iktidarın yapmış olduğu, açıklamış olduğu programlar, projeler acaba AK Parti grubunun gündeminde yok mu? Baktım, Sayın Cumhurbaşkanı 19 Ocak 2022 tarihinde muhtarların maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız açıklamasını yapmış. Tarihi 19 Ocak. Şubat bitiyor arkadaşlar. Mart'a gireceğiz. AK Parti grup önerisinde ben muhtarların maaşlarının artırılmasıyla ilgili bir kanun teklifinin gündeme alındığını görmüyorum. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi grubunun muhtarlık kanun taslağı tasarısı teklifi daha doğrusu buraya iş düzün 37. maddesi vasıtasıyla getirildi. Muhtarlık kurumunu köy ve mahalle muhtarlıkları dahil yeni baştan düzenleyen 98 yıllık 442 sayılı köy kanunun yerine gelmek üzere buraya getirildi. Burada muhtar maaşları da vardı. Muhtar maaşları orada gösterge rakamı 22 bine çıkarılmak suretiyle 5179 liraya çıkarılması öngörülüyordu. İktidar partisinin oylarıyla bu teklif reddedildi. Bu defa grup başkan vekillerimiz, madem o teklifi reddettiniz, hiç değilse Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu sözün gereğini yerine getirmek üzere bir kanun teklifi verdiler. Muhtarlık maaşları asgari ücretten az olamaz. 2108 sayılı muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasasında değişiklik öngörüyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili değerli milletvekilleri, bakın ilgili yasa der ki, bu 2108 sayılı yasa, 14.750 gösterge rakamı memur maaş katsayısıyla çarpılmak suretiyle muhtar maaşı hesaplanır. Ocak ayında muhtarların maaş hesabına yatan rakam 3.446 lira. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? 4.253 liraya yükselteceğiz. Nerede bu? Buyurunuz Sayın Başkan. Tam 50 bin muhtar bu düzenlemeyi bekliyor. Mesele sadece maaş meselesi değil. Muhtarlık kurumuna itibar kazandırmamız lazım arkadaşlar. Muhtarlık kurumu ne kadar itibarlı olursa, ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Demokrasi muhtarlıklardan başlıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Değerli milletvekilleri, geçen sene Mayıs ayında Sayın Erdoğan reform programı açıkladı. Tam 157 eylem planı var orada. Saydım, 87 tanesinin gereğini yerine getirmemişsiniz. Bir tanesi neydi biliyor musunuz bunlardan bir tanesi? Artık hiçbir kamu görevlisi birden fazla ek görev yapamayacak, birden fazla ballı maaşı alamayacak. Yani bir ballı maaşını alacak da diğerlerini alamayacak. Onu getirmiyorsunuz, o ballı maaşlara devam diyorsunuz. Açalım. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.